Sevgili dostlarım merhaba, yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Dolarda oynanan oyun ne? Dolar bu seviyelerde nasıl tutulabiliyor? Merkez Bankası doları nasıl baskılıyor? Ya da hükümet doları baskılamayı nasıl başarıyor? Kamu bankaları hangi formülü uyguluyor? Bütün bu soruların cevabını vermeye çalışacağım bu videoda. Kamu bankaları ve Merkez Bankası Forex piyasası üzerinden doları baskılamaya devam ediyor. Bununla ilgili bir sorun yok. Ama doların bu seviyelerde kalmasının esas sebebi bu değil aslına bakarsanız. Doların bu seviyelerde tutulmasının en önemli sebebi aslına bakarsanız sizin aldığınız dolarlar. Yani döviz tevdiat hesaplarındaki 192 milyar dolar. 192 milyar dolar var Türkiye'de, değil mi? Fiili olarak 192 milyar dolardan bahsediyoruz. Hayır, yanılıyorsunuz. Fiili olarak 192 milyar dolar yok. Pek çok kişi ya internet üzerinden ya da bankaya giderek dolar alıyor. Ya da döviz bürolarından dolar alıyor. Ama bu doları da götürüp bankaya yatırıyor. Bankaya yatırdığı an itibariyle o dolar fiili dolar olmaktan çıkıyor. Kaydi dolar haline geliyor sevgili dostlarım. Yani sanal hale geliyor. Aslına bakarsanız bankadaki bir hesaptan ibaret oluyor. Rakamlardan ibaret oluyor. Para olma özelliğini kaybediyor. Bunu şöyle örnekleyebiliriz. Kumarhaneye gittiniz. Paranız var elinizde. Eğer ki paranızla kumar oynarsanız o para size para olarak görünmeye devam ediyor ve paranızı harcamaktan korkuyorsunuz, para vermekten korkuyorsunuz, para yatırmaktan korkuyorsunuz. O nedenle pek çok kumar şirketi şunu yapıyor. Size fiş veriyor. Yani parayla ilgisi olmayan bir şey veriyor. Bir oyun aracı veriyor size ve siz o oyun aracının para olduğunu unutuyorsunuz. Para olduğunu düşünmüyorsunuz. Ve buna bağlı olarak da paranızı sürüyorsunuz. İstediğiniz gibi harcayabiliyorsunuz. Günün sonunda o kumarhaneden çıktığınızda "Aa, ben ne kadar çok para kaybetmişim" diyorsunuz. O zaman işin farkına varıyorsunuz. Ya da kredi kartından örnek verelim isterseniz. Elinizde bir kart var sadece ve siz onun para olduğunu unutuyorsunuz. Türkiye'de yaşanan bu kadar büyük kredi kartı batığının sebebi aslına bakarsanız bu. İnsanlar onun bir para olduğunu unutuyorlar. Ve dolayısıyla onun içinde ne kadar limit varsa onun hepsini harcıyorlar. Ay sonunda önlerine bir ekstra geldiğinde ve ceplerinden fiilen para çıktığında onun farkına varıyorlar. "Aa, bu bir paraymış" diyorlar. Yine devam edelim. Bankaların kredi sistemi. Bankalara gidiyorsunuz, kredi alıyorsunuz, kredi kullanıyorsunuz. O krediyi kullandıktan sonra bir araç alıyorsunuz örneğin. O para sizin elinize hiç geçmiyor. O banka hesabından araç aldığınız firmanın hesabına geçiyor. Siz sadece arabayı alıyorsunuz ve sanki o arabayı bedava almış hissine kapılıyorsunuz. Ay başı gelip taksitleri ödemeye başladığınızda şunu fark ediyorsunuz. "Aa, evet, bu arabayı ben parayla almışım." Ama bakın, o krediyi kullandığınız anda, o arabaya binip anahtarı çevirdiğiniz anda siz hala o arabaya para ödediğinizin farkında değilsiniz. Bu bir konut da olabilir, bu bir arsa da olabilir, bu bir eşya da olabilir, fark etmez. Bu insan psikolojisi. Zaten tüketim toplumları bu psikoloji kullanılarak yaratılıyor sevgili dostlarım. İnsanların bu psikolojisi kullanılarak tüketim toplumları yaratılıyor. İşte bu 192 milyar doları da böyle düşünebilirsiniz. 192 milyar dolar var gibi ama yok aslına bakarsanız. Yani kaydi olarak var, rakam olarak var ama fiilen vatandaşlar gidip ben paramı istiyorum dedikleri zaman 192 milyar dolar ödeyebilecek Türkiye'de kurum, kuruluş, hatta devlet yok. Devletin bile 192 milyar doları ödeme şansı yok. Burada şu yapılıyor sevgili dostlarım. Siz döviz bürosundan ya da bankadan döviz satın aldığınızda gidip hesabınıza bu dövizi yatırdığınız an itibarıyla bir dövize sahip olduğunuzu düşünüyorsunuz. Banka ise şunu düşünüyor. Bu dövizi ben nasıl değerlendirebilirim? Bu dövizi değerlendirmesi için ya döviz kredisi kullandırması lazım ki Türkiye'de çok zor bir ihtimalden bahsediyoruz. Çünkü böyle bir ortamda kimse dövizle borçlanmak istemiyor. O nedenle bankalar döviz kredisi veremiyorlar. Ya da bu dövizi farklı mecralarda kullanması gerekiyor bankanın. Bunu yapması da oldukça zor. Çünkü öyle bir şey yaparsa da banka kendi üzerine ciddi bir risk almış olacak. Banka dövizi bozuyor. Daha doğrusu Merkez Bankası ile bir swap işlemi yapıyor, bir değişim işlemi yapıyor. Al diyor, benim bu rakamsal dövizim sende dursun. Bakın, ortada rakamsal bir döviz dışında aslında nakdi bir döviz yok. Yani pratikte bir döviz yok. Banka kendi hesabında görünen dövizi Merkez Bankası'nın TL'siyle çeviriyor, değiştiriyor. Türk lirası var, döviz yok. Döviz rakamsal olarak var. Türk lirası hem rakamsal hem fiili olarak var. Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası istediği gibi Türk lirası basabiliyor. Merkez Bankası'nın verdiği bu parayı bankalar ya piyasaya kredi olarak kullandırıyor ya da sevgili dostlarım çeşitli iştiraklerinde kullanıyor. Böylece Türk lirasını çevirme ihtimali oluyor. Aynı zamanda Türk lirasının da ciddi bir risk olmadığını biliyor dolar gibi. Merkez Bankası aldığı bu dövizi kendi kayıtlarında göstermeye başlıyor ve bu kaydı işlemle gidiyor Forex piyasasına, bakın diyor benim bu kadar dolarım var diyor. Yine bankacılık sistemi üzerinde Forex piyasası üzerinde kaydı dolar alıyor. Yine ortada dolar yok bakın. Bu aldığı kaydı dolarla da Forex piyasası üzerinde işlem yaparak döviz üzerinde baskı kuruyor. Ya da kendisi yapmak istemiyorsa bunu diyor ki ey kamu bankası gel bakalım ben senin zorunlu karşılıklarının miktarını azalttım. Ben sana döviz kullandıracağım diyor kamu bankalarına. Dövizi çok uygun koşullarda kamu bankalarının Türk lirasıyla değiştiriyor ve bunun sonrasında kamu bankaları o kaydi olarak yine yani nakdi olarak ortada olmayan dövizi Forex piyasasına götürüyor kaydi olarak ve Forex piyasası üzerinde işlem yapıyor ve doları baskılıyor. Gördüğünüz gibi sevgili dostlarım büyük bir para dönüyor piyasada ama ortada hiç para yok aslında. Bu dünyadaki finans sisteminin tanımı. Dünyada bir para olmasa da kaydi paralarla yapılan işlemler sayesinde piyasaların dengelenmesini anlatıyor. Peki bu oyun nereye kadar devam ediyor sevgili dostlarım? Birilerinin fiilen dolar talep etmesine kadar devam ediyor. Birileri nakdi olarak, fiili olarak ver kardeşim bana dolar demeye başlayana kadar devam ediyor. Kimler talep edebilir? Ödemesi olan, nakdi ödemesi olan şirketler talep edebilir. Kurum ve kuruluşlar talep edebilir. Ya da tüketiciler, fiili bireysel tüketiciler talep edebilir. Ben dolarımı artık bankada tutmayacağım, kendi evimde saklayacağım diyebilir. Ya da ben bu doları alacağım, kendim dolarla bir harcama yapacağım diyebilir. Ya da ben bu doları alacağım, yurt dışına gideceğim diyebilir. Eğer ki yoğun talep olursa aynı depremlerde GSM şebekelerine olan yoğun talep gibi ya da finansal sektörleri çökerten yani bankaları çökerten aşırı nakit talebinin olması gibi böyle talepler yoğunlaşırsa ve bu talep karşılanamazsa ya da karşılansa bile zorlanılmaya başlanırsa da dolarda yukarıya doğru ya da dövizde yukarıya doğru sert hareketler başlıyor. Bu çeşitli ülkelerde yaşandı ve bunun bedeli ağır ödendi sevgili dostlarım. Bu tür oyunlar oynandı. Bakın Yunanistan'da oynandı, Amerika'da oynandı, Avrupa Birliği ülkelerinde oynandı. 2007-2008 krizleri buna benzer türev işlemler nedeniyle gerçekleşti. Aslına bakarsanız bir türev işlemden bahsediyoruz burada. Olmayan bir paranın kaldıracından bahsediyoruz burada. Olmayan bir parayla yapılan harcamadan bahsediyoruz, işlemden bahsediyoruz. Bu pek çok ülkede denendi ve bunun bedeli çok ağır ödendi sevgili dostlarım. Bakın yarın öbür gün bu 192 milyar doların sahibi olanlar, kurum, kuruluş, kişi fark etmez, paralarını yoğun bir şekilde talep etmeye başlarsa film orada kopar. Ve bunun önlenmesinin tek bir yolu var sevgili dostlarım. Bakın bunun önlenmesinin tek bir yolu var. Acilen bu oyunu kurgulayanların bu oyundan vazgeçmesi ve piyasayı kendi işleyişine bırakması. Çünkü bu oyun saldırılara çok ama çok açık bir oyun. Burada sadece kişilerin parası yok. Bazı büyük sermayedarların da parası var. Bazı büyük siyasi güçlerin de parası var. Bazı büyük uluslararası ilişkisi olan yapıların da parası var. Ve bu uluslararası yapılar yarın öbür gün Türkiye ile zıtlaşırsa ya da birileri bir tweet atarsa ve bunlar paralarını hızlı bir şekilde talep etmeye başlarsa, fiili olarak talep etmeye başlar ise sevgili dostlarım, işte o zaman durdurulamaz büyük bir sarsıntı başlar. Bu sarsıntı da bütün temelleri çökertir, oyun biter. Bu büyük oyundan zarar almadan kurtulmanın tek yoluysa dengeleri tekrar oturtmak adına mümkün olduğu en kısa zamanda piyasa dalgalanması içerisinde 192 milyar doların kontrollü bir şekilde çözülmesini sağlamak. Bakın, aksi takdirde eğer ki en ufak bir hatayla kontrolden çıkarsa bu durum, yarın öbür gün önü alınamaz sevgili dostlar. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Eğer ki videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın ve tabii ki kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.